konuşalım göktaşı yağmurunu, bir diğer adıyla yıldız kaymasının nasıl oluşur, çıplak göze görülebilecek dedik ama hangi saatlerde ve hangi noktalardan görebiliriz? Telefon attığımızda Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Profesör İbrahim Küçük var. Sayın Küçük merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Küçük, önce şunu soralım size. Şimdi bekliyoruz bugün için göktaşı yağmurunu veya halk arasında kullandığımız tabirle yıldızların yıldız kaymasını. Peki göktaşı yağmuru nasıl, neden oluşuyor? Peki ben öncelikle tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum bu vesileyle. Şimdi halk arasında yıldız kayması olarak nitelendiriliyor ama aslında bunların kaynağı bizim komet olarak tanımladığımız kuyruklu yıldızlar. Kuyruklu yıldızlar aslında üç türden tanımlanabilir. Bizim biliyorsunuz Güneş sistemi olarak tanımladığımız 8 tane gezegenden oluşan, asteroidlerden oluşan ve kuyruklu yıldızlardan oluşan bir sistemimiz var. Hı hı. Bunun en son sınırından kaynaklı olarak da gelebilirler, uzun periyotlu. Jüpiter civarından da gelebilirler. Dolayısıyla bunların Güneş etrafındaki dolanımları uzun periyotlar sürer. Mesela Dünya'nın Güneş etrafında dolanımı biliyorsunuz 365 gün. Evet. Ama bu işte yakın zamanda izleyeceğimiz kuyruklu göktaşı yağmuruna sebep olan kuyruklu yıldızın periyodu 133 yıl. Şimdi bunlar Güneş etrafını dolanırken aslında bunlar kirli buz topları, o şekilde söyleyelim. Hı hı. Aslında kaya parçaları bunlar. Ama Güneş'e yaklaştıkça Güneş'teki rüzgar, Güneş rüzgarı vasıtasıyla üzerindeki bu buzlar eriyor ve ters tarafa doğru bir kuyruk oluşuyor bu üfürme nedeniyle. Güneş'in etrafında dolanırken de tamamen ters tarafa doğru bu kuyruklar da savruluyor. Tabii Güneş'ten uzaklaştıkça Güneş'in etkisi azaldığı için artık kuyruk ortada kalmıyor. Ama bu kuyrukların artıkları artık o bulundukları yerde soğuyarak kalıyorlar. Hı hı. Güneş etrafında belli yörüngede. Dünya'da bu yörüngesi kendi yörüngesi üzerinden geçerken, bunların üzerinden daha doğrusu geçerken aynı bir elektrik süpürgesinin işte tozları emdiği gibi bunları kendine doğru çekiyor çekim etkisi nedeniyle. Evet. Bunlar tabii santimetre ve milimetre boyutundan tutun da metre boyutuna kadar olan irili ufaklı parçacıklar. Dolayısıyla bunlar bir yağmur şeklinde atmosferimize giriyorlar. Atmosferimizdeki gazlar, yanıcı gazlar nedeniyle de bir iz bırakıyorlar ve yok oluyorlar. Tabii çok az bir kısmı da dünya üzerine düşebilir. Hı hı. Halk arasında da bu şekilde biz bir yıldız kayması gözlediğimizi düşünüyoruz. Bu arada Sayın Küçük, bir saatte 80 göktaşından bahsediliyor. Bu sayı olarak yüksek midir? Bu kadar yoğun olmasının ayrı bir nedeni var mıdır? İşte biraz önce bahsettiğim gibi yani belli kuyruklu yıldızların bıraktıkları artıklar ne kadar çok fazlaysa ve dünya onların ne kadar yakından geçiyorsa o kadar fazla akış oluyor. Hı hı. Bu aylarda yani bu Temmuz 23'te başladı, bir aylık süre içerisinde oldukça yoğun bir akış olacak. Hı hı. Yani artıklar çok fazla. Dolayısıyla eğer mesela halkımız diyelim böyle bir karanlık, ışık kirliliği olmayan, ışıktan arındırılmış bir ortam bulurlarsa, orada ve sabırlı da olurlarsa, hı hı, tüm gece boyunca 80 taneye yakın saymaları mümkün olacak. Tabii ama bu sabır işi gerçekten. bunu mutlaka yapmalarını da bekleriz tabii ki. Peki biz o sabır anlamında biraz daha izleyicilerimizi rahatlatmak açısından size soralım. Bir saat aralığı verebiliyor muyuz? Hani şu saatlere hiç değilse odaklanırsanız görebilirsiniz diye. Elbette yani işte havanın kararması 9 gibi diyelim. Tabii 9 gibi görmeleri çok mümkün değil ama, hı hı, yani 12 ile saat gece sabaha karşı 3 veya 4 arasında mutlaka gözlemleyeceklerdir. Bunun için gerekli tedbirlerini alırlarsa sanırım 2 civarı, 3 civarı maksimum ulaşacak. 2-3 yani gibi gece. Yani o 80 taneyi tabii elbette bir anda görmeyecekler. Bunları tek tek saymaları lazım. Bu bile dediğim gibi önemli bir olay. Yani önemli bir uğraşı, gökyüzünün farkında olmak, hı hı, adına önemli bir uğraşı diyebilirim. Tabii bu arada 2-3 gibi Türkiye'nin her bölgesinde ışıksız olan noktalarda görülebilir değil mi? Yani mesela ay tutulmasında olur ya hocam, şu şehirlerde daha net bir şekilde görülebilir. Güneş tutulmasında, özür diliyorum. Görülebilir diye böyle konum bildirilir. Bu söz konusu olduğunda tabii, bu durum Türkiye'nin her tarafından görülebilecek elbette, sanıyorum. Elbette. Tabii biz bu bahsettiğimiz şey Türkiye için. Yani, hı hı, bu koordinatlarda. Genelde biz 40 derecenin hem tam ortadan geçer aşağı yukarı. Orayı baz alırız. Dolayısıyla bu ufak tefek yani saat farklılıklarını biliyorsunuz. Yani, hı hı, İstanbul'la Kayseri arası saat farkı ne, evet, kadarsa.
Yani bir ucundan diğer ucuna. Dolayısıyla pek fazla şey olmayacak. Yani aralıkları veriyoruz biz. Diyelim işte 1 ile 4 arası, 3 arası. Ama maksimumu 2-3 arası bulabilirler. Yönünü de söyleyeyim. Aslında çok harika bir geceye de denk geliyoruz. Çünkü ay yeni ay safhasında. Dolayısıyla ayın o etkisi de, parlaklık etkisi de olmayacak. Yani gözü yanıltıcı. Hı hı. Şimdi yönlerini kuzeye yönelirlerse, döndürürlerse hemen yukarıda tepeye yakın yerde büyük ayı takımımız var. Kepçe şeklinde göreceklerdir. Hemen onun sağında kutup yıldızla beraber küçük ayı var. Küçük ayının yanında Kasyopya dediğimiz böyle ters M şeklinde veya W şeklinde bir takım yıldız var. O civardan izlemeye başlayacaklar. Sanki oradan geliyormuş gibi görünecek bu akış, bu akma. Sizden şimdi konumu da öğrendik. Şunu da bir kez daha netleştirelim istiyorum. Çıplak gözle de görebilecek elbette, vatandaşlar. Elbette. Öyle herhangi bir gözlüktür, tabii. Odur budur. Daha önce çünkü güneş tutulmalarında hep olurdu. Öyle bir şeye gerek yok. Çıplak gözle direkt bakınca görebilecekler. Odaklanırlarsa sizin verdiğiniz bölgeye. Elbette. Elbette. Yani teleskoplarla gözlenebilir ama genelde teleskoplarla biz sabit isimlere bakıyoruz. Bu çıplak gözle kesinlikle rahatlıkla, dediğim gibi ışıksız bir ortam, yani ışık kirliliği olmayan bir ortamdan kesinlikle ve rahatlıkla gözlenebilecek. Son sorum, hemen şunu da sorayım. Göktaşı düşen veya işte yıldız kayması olan coğrafyalar için herhangi bir tehlike söz konusu mudur? Yoksa bunlar tamamen bir hurafe midir? Şimdi şöyle söyleyelim. Bu meteor yağmurları farklı bir şey. Bir önce bahsettiğim gibi kuyruklu yıldız artıkları bunlar. Ama Mars'la Jüpiter arasında bir asteroid kuşağımız var bizim. Hı hı. Oradaki şeyler, ebatlar çok çok büyük. Yani bir futbol sahası büyüklüğünde olanlar da var. Küçük olanlar da var. Bunların çekim etkisiyle dünyaya düşmesi sebebiyle tabii tehlike arz edebilir ama meteor yağmurlarında hiçbir tehlike söz konusu değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar. Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Profesör İbrahim Küçük telefon hattımızdaydı. Ben saatleri bir kez daha vereyim size. Gece saat 12'den sabaha doğru 4'e kadar görebilirsiniz yıldız kaymasını.